Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün size Destek'in yeni Pulsar serisi ürününü tanıtmaya çalışacağım. Sevgili Hakan arkadaşımızın grupmanlarını paylaştığı yeni almış olduğu Pulsar. Çok güzel bir makine. Siyah taktik modeli. Yani ben özellikle hani hali hazırdaki Destek, Airwolf, Panther, işte MK4 gibi diğer ürünlerle olan farklılıklarından bahsedeceğim. Bir kere bullpup dizaynından dolayı tamamen namlu ve tüp kısmında çok ciddi farklılıklar var. İlk önce tüple başlayalım. Tüp bildiğimiz standart Destek dolum ucuna sahip. Aslında diğerlerinde hep kullanılan fakat üzerine geçme şekilde olanın haricinde, yani Scar'da bir tane normalde O-ring bulunuyordu. Bunun haricinde bunda ise çevirmeli yapmışlar. En büyük farklardan biri bu. Gayet güzel bir tüp geçişi sağlıyor. Dikkat ederseniz komple şu boy tüp var. Kalınlığı da kapağın boyunda. Yatağın içerisinde ilerliyor ve 400 cc gibi bir kapasiteye sahip. Bullpup dizaynında hani soba borusu gibi olan normal bildiğimiz Air Ranger, Airwolf gibi modellere istinaden daha derli toplu ve daha düzgün gözüküyor. Benim şahsi görüşüm en azından bu yönde. İkinci en büyük farklardan bir tanesi, şöyle tüfeği biraz kaldırırsam daha net gözükecektir. Arkadaki ışık geçişine ve yansımaya dikkat ederseniz namlu free float olarak tamamen free float olarak bulunuyor. Üste görmüş olduğunuz ayaklar basmıyor. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Orada da ışık hüzmesini görebilirseniz dikkat ederseniz orada da şey yok. Ne derler? Bir herhangi bir temas yok. Şöyle ki, kabaca şöyle göstereyim hatta, bakın dikkat ederseniz namlu yekpare bir şekilde oynayabiliyor. Üste görmüş olduğunuz ray sanki M16, M4'lerde falan olduğu gibi hani tutma kolu gibi algılanıyor ama alakası yok. Bu tamamen yekpare şekilde yapılmış, namluya dediğim gibi bu noktadan temas etmiyor. Namlunun standart olan Picatinny ray değil, bu 11 mm olan rayın üzerine oturmuş durumda. Burada da birkaç güzel özellik var. Onlardan da bahsedeyim. Yaklaşık hani yüksek ayakla beraber 6,5-7 cm'e yakın bir yükseklik sağlıyor. Bu çok güzel bir avantaj çünkü turette özellikle FT için hani düşünüyorsanız yüksek dürbün olması ciddi avantaj sağlayabiliyor. Burada kendi orijinaline gelen bubble var. Aslında su terazisi. Şöyle onu da yakından çekmeye çalışayım. Evet. Su terazisi sayesinde her atışta düzgün açıyı yakalamaya çalışıyorum. Bu büyük avantaj her atışın aynı açılarla olmasını sağlıyor. Bunun haricinde hani detaylı bakarsak biraz daha yakından inceleyelim. Standart bildiğimiz bütün Destek'lerde ürünle beraber gelen manyetik tekli dolum aparatı var ve şarjörü var. Bunun haricinde cihazın her zaman görmeye alışık olduğumuz kısmında bulunan ekran yerine ekran dipçik tarafına taşınmış durumda. Şöyle göstereyim onu da. Gözüküyor herhalde. Bolt kolunu açtığınızda otomatik olarak cihaz canlanıyor. Cihazın herhangi bir off tuşu ya da bir anahtarı bir şeyi yok. Cihazı belli bir süre kullanmadığınızda otomatik olarak cihaz kapanıyor. Bunun haricinde el kundağında farklılıklar var. Şöyle yakından yine çekmeye çalışalım. Kabzenin orada dikkat ederseniz yani ergonomik bir kabze var ve bu değiştirilebilir bir kabze. Alttan bir tane vida ile beraber söküp takabiliyorsunuz. Emniyet ateşlilerde olduğu gibi dizayn edilmiş. Üzerinde kırmızı bir indikatör var. Gördüğünüz gibi. Şu anda güvenli ve ne derler? Safe konumda. Açtığımız zamansa atış yapabilir halde. Şu anda cihazımız boş. Tetik düşürmüş oldum. Sesi geldi. İşin güzel tarafı Destek hani bu elektronik boardla beraber, yeni devre dizaynıyla beraber hali hazırdaki diğer Destek'lerde olduğu gibi emniyet açıkken sürekli tetik düşürmeme izin vermiyor. Ne zaman ki leveri tekrardan kurdum, mermi koydum, şarjör indeksleme yaptım herhangi bir şey tekrardan tetik ateş eder hale geliyor. Ama sonrasında tetik hiçbir şekilde ateş etmiyor.
Bütün eski MK4, bu 5. seri diye geçen, MK5 olarak geçen seri aslında. Pulsar modelin ismi ama board dizaynı açısından baktığınızda bu yeni seri board. Eski seri boardlarda yani MK4, Airwolf, Panther gibi ürünlerde bu özellik yok. Bu da ikinci bir emniyet. Yani emniyet açık olmasına rağmen pelet olup olmamasından bağımsız bir şekilde tek atış yapmanıza izin veriyor. Ne zaman ki ikinci kez kurdum, cihaz tekrar atış eder hale geliyor. Cihazın bir de öbür taraftan detaylarına bakalım. Şöyle ki, dikkat ederseniz net gözüküyordur umarım. Yani şöyle yaklaşmaya çalışayım. Burada da değişiklikler var. Hep bolt dizaynı üzerine giden hani Daystead bu üründe lever kurma kolunu tercih etmiş. Bunun haricinde hani itme, pelet indeksleme itme kolu üzerinde de normalde bütün modellerde hep o-ring bulunuyordu. Fakat bu üründe ise namlu içerisinde o-ring taşınmış. Bu da hani temel farklardan biri. Burada güzel bir detay var, onu paylaşmak istiyorum. Kurma kolunda şöyle görebilirsiniz, şu kısımda bir mıknatıs var. Bu aslında çok güzel bir detay. Çünkü cihazı şöyle kapattığımı öngörürseniz kendi otomatik olarak 0'a 0 son kapanmasını ve sağlam bir şekilde, güvenli bir şekilde oturmasını sağlıyor. Latch kalık herhangi bir durum yok. Dikkat ederseniz hani çok hafif bir itmeyle zaten mıknatıs devreye giriyor. Bunun haricinde ayarlı butt plate, dipçik tarafı mevcut. Yukarı aşağı ayarlanabiliyor. Yine ayarlı cheek piece bulunuyor. Bu da yanaklık olarak geçiyor. Dürbününüze ya da sizin yüz şeklinize göre bunu ileri geri kaydırıp oynatabiliyorsunuz. Kaynak noktanızı ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi hani birçok farklı detaya sahip ilginç bir ürün. Ürünün şimdi modlarından bahsetmeye çalışacağım.